Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Arduino ile bir tane piyano uygulaması yapacağız. Piyano uygulamamızda toplamda 7 adet buton kullanacağız. Her bir nota için bir buton kullanacağız. Ardından bir tane buzzer olacak bizim bastığımız notaları duyabilmek için. Bir de RGB led kullanıyorum arkadaşlar. Her bir notaya farklı bir renk verdim. Bunun kodlamasını birlikte yapacağız. Tabii ilk önce bir devremizi inceleyelim birlikte. Zaten şu şekilde görüyorsunuz. Oldukça karışık bir kablo bağlantı yapımı var. Ama burada şekilde daha açıklayıcı olmuş. Bunları da birlikte yapalım. Buton bağlantısı arkadaşlar. İlk önce bundan başlayalım. Tabii bir şeritlerimizi de tanıtalım. 5 volt ve GND'yi breadboard üzerine bağladım arkadaşlar. Yatay birbirine bağlı buralar. O yüzden artık bu şeritlerimi kullanarak 5 voltu GND bağlantılarımı yapacağım. Şimdi butonuma geçiyorum. Butonda 4 tane bacak var. Ortaya gelecek şekilde yerleştirdiğimde üst kısımda kalan bacaklardan bağlantı yapacağım. Sol taraftaki bacağı arkadaşlar 5 volt bağlantısı yapıyorum. Bütün butonlar için geçerli arkadaşlar. Sol bacakları 5 volt yaptım. Sağ bacaktan direnç yardımıyla GND'ye bağlıyorum. Direncin bir ucu GND'de olacak. Dirençle butonumuzun arasına da bir tane dijital pine kablo bağlıyoruz arkadaşlar. Bağlantımız bu şekilde. Bu bağlantı sonucunda butona her bastığımda işlemler yaptırabileceğim. Buton sıralamamızda nasıl olacak arkadaşlar? İkinci pinden başlıyor. Sekizinci pine kadar 7 tane butonumu bağlıyorum. 8'den sonra arkadaşlar RGB LED'e geçiyorum. RGB LED'imizin de iki türü var. Ortak anot veya ortak katot. Ortak anot dediğimiz uzun bacağını 5 volta bağladığımız RGB LED'imiz. Ortak katot dediğimizde uzun bacağını GND'ye bağladığımız RGB LED'imiz. Benim elimde kullandığım şu anda ortak anot olan yani 5 volta bağlantı yaptığım RGB LED. Yine bu ne iş farkı olacak? Kod üzerinde anlatacağım bunu. Şimdi uzun bacağın bir tarafında tek, bir tarafında çift bacak kalıyor arkadaşlar. Tek kalan bacağımızı ne yaptık? 11. pine bağladık. Bu kırmızı rengi tutacak arkadaşlar. Evet, iki tane kalan tarafta da içte kalan bacağımızı 10. pine bağlıyoruz. Bu green yani yeşil rengi ifade ediyor. En sondaki de kırmızı rengi ifade ediyor. Bunu da 9'a bağladık. Sırada 12. pinimiz var. 12. pinimiz de buzura bağladık arkadaşlar. Buzurda iki tane bacak var. Bir tanesi artı, bir tanesi eksi bacak. Eksi bacak GND'de, artı bacak da 12. pine bağlıyoruz arkadaşlar. Evet, devre bağlantılarımız bu şekilde. Bütün kullandığım parçaların daha önceki videolarda tekli olarak bağlantı şekilleri mevcut arkadaşlar. Oralardan da nasıl bağlandığını görebilirsiniz. Şimdi isterseniz kodumuza geçelim. Arduino IDE'mizi açtıktan sonra setup'ın üst kısmına belirli tanımlamalar yapacağım. İlk önce buraya bir dizi tanımlayacağım ve dizi içerisinde de bütün pinlerimi tutacağım arkadaşlar. Int tipinde bir dizi tanımlıyorum ve ismini buton olarak koyuyorum. Buton olarak koyuyorum ama bütün pinleri bunun içinde tutacağım. Yani RGB ve buzzer da buna dahil olacak arkadaşlar. Ve ilk değerlerini buradan girelim. Dizimizde dediğim gibi pinlerimiz olacak. Pinler de 2'den başlayarak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve en son 12. pinler arkadaşlar. Noktalı virgülümüzü kapatıyoruz. Evet, 2'den 8'e kadar olan pinlerimiz bizim buton pinlerimiz. 9, 10, 11 RGB pinimiz. 12 de buzzer pinimiz arkadaşlar. Şimdi altta bir de define tanımlamaları yapacağım. Neden define kullanıyorum burada? Define hafızada yer tutmadığı için daha kullanışlı geliyor bana. İlerleyen büyük projelerde de define kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen buradan define için diye işaretimizi koyuyoruz. Ardından define olarak yazıyoruz arkadaşlar define komutumuzu. Buraya bir boşluk bıraktıktan sonra isim yazacağız. Yani ne kullanacağımızı burada yazacağız. Ben ne için kullanacağım? Renkler için kullanacağım arkadaşlar. Mavi demiştim. Burada maviyi 9. bacaktan başlatıyorum. Benim bağlantıma göre burada tanımlıyorum arkadaşlar. Pardon, noktalı virgül yazmıyoruz define'larda. Bunu unutmayalım. İkinci yeşil rengim olacak arkadaşlar.
Yeşil diyorum. Bu da 10. pinime bağlı. Üçüncüsü kırmızı. Yani kirmizi olarak yazıyorum. Türkçe karakteri kullanmamaya dikkat edelim. Kirmizi yazdık. Bu da 11. pinimiz. Bir de buzlar için yapalım arkadaşlar define'ı. Bir de buzzer için yaptım. Buzzer da 12 olarak tanımladım. Evet, buzzer ve RGB LED'in tanımlamalarını yaptık arkadaşlar. Şimdi void setup içerisine giriyorum. Setup içerisinde de bir butonun veya RGB LED'in input mu veya out mu olduğunu burada belirliyoruz arkadaşlar. Bunun için de tek tek yapmak yerine bir for döngüsü kullanıyorum ben. Evet, for dedim. For'un içinde bir değişken tanımlıyorum. Integer tipinde. İyi diyorum arkadaşlar ve ilk değerini sıfırdan başlatıyorum. Yani sıfırıncı indisten başlayacak arkadaşlar. Kaçıncı indise kadar gidecek? Hemen bunu da yapalım. İlk küçük eşit kullanıyorum. Baştakiler buton içindi. 8'e kadar geliyorduk. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani küçük eşit 6 olasıya kadar for döngüm çalışacak. Ve bir bir i değerini arttıracak arkadaşlar. Hemen aşağıya inip süslü parantezlerimi açıyorum. Ve kodlarımı içerisine yazıyorum. Ne yapacaktık arkadaşlar? Output veya input olarak tanımlama yapacaktık burada. Butonlarımız input olacak. O yüzden pin mod dedikten sonra diğer bilgileri yapabilirim. Pin mod diyorum. Rengi değişti. Yazımı doğru bir şekilde yapmışız. Bu olaya dikkat ederseniz daha faydalı olur arkadaşlar. Buton dedik. Artık butonun hangi değerini alacağız? İ değerini alacağız. Yani indisine göre işlem yapacak arkadaşlar dizi üzerinde. Buton i dedik. Virgül koyduk. Neydi butonlarımız? Input olacaktı. Hemen buraya input olduklarını belirtelim. Evet, input yaptık arkadaşlar. Bir de geriye kalanları output yapalım. Hemen for döngümü burada kopyalıyorum. Yine hala setup içerisindeyim. Ne yapıyoruz? 0'dan 6'ya değil artık. Kaçtan başlıyorum? 8'e kadar 6'ydı. 7, 8, 9, 10. 7'den başlayacak. 10'a kadar gidecek arkadaşlar. 7 ve 10 olarak yazdım. Bunlar neydi? Output olacaktı. Yani bunlar çıkış birimi olarak tanımlanacak. Şimdi sıra geldi loop içerisine girmeye. Yani asıl olayın gerçekleştiği yer burası arkadaşlar. Şimdi burada da butona basılı olup olmadığı durumlarda diğer işlemleri yaptıracağız. Ne yapalım? Hemen bir tane for döngüsü açalım. Tek tek yazmak yerine döngü üzerinde çalıştırmayı daha kolay buldum. O yüzden for döngüsü kullanıyorum arkadaşlar. Olayı kısaltmak için. For int diyorum. Yine değerimiz ne olsun? İyi olsun ve sıfırdan başlasın. İ küçük eşit. Kaça kadar gidecek arkadaşlar? Butonlar için yapacaktım. Yine 6'ya kadar gidecek burada. Küçük eşit 6 diyorum. Ve en sonunda i'yi bir bir arttırıyorum. Evet, for döngümüzün içerisinde kodlarımızı yazacağız arkadaşlar. Süslü parantezimizi açtık. İçerisine de ne yazacağız? Artık koşulları yazmaya başlayacağız. Bir tık içeri giriyorum. Daha iyi ayrıntıyı anlamak için. If dedikten sonra artık butona basılı olup olmadığını okumam gerekiyor. Ne yapacağım? Dijital read diyorum arkadaşlar. Dijital read dedikten sonra niye okuyacağım butonu? Biz butonları ne yapmıştık? Dizi olarak ayarlamıştık. Hemen parantezimi açıyorum. Buton dizimi çağırıyorum. Buton diyorum. Hangi indeksleri çağıracağız? Bunları nasıl belirliyoruz? İ değişkenine göre belirliyoruz. Parantez açmıştık buton için. Parantezimizi burada kapatıyorum. Butonumuzu okuduk. Neye eşitleyeceğim bunu? 1 olup olmadığına. Yani butona basılıysa 1 olacak. Basılı değilse 0 olacak arkadaşlar. Akım geçtiğini bu şekilde kıyaslayabiliyorum. Tamam. If koşulumuzu yazdık. Altına iniyorum. Hemen parantezlerimi açıyorum. Süslü parantezlerim olacak yine bunlar.
Koşul içerisinde de yine başka koşullarda yazacağız arkadaşlar. O yüzden yine biraz daha içeriye aldım. Şimdi bir if daha yazıyorum. Bunu ne olarak kullanıyorum? Buton diyorum yine. Yine diziyle çalışıyoruz. Buton iyi diyorum. Burada herhangi bir dijital read gibi şey kullanmayacağız, yazı kullanmayacağız arkadaşlar. Direkt buton iyi olarak alıyorum. Buton iyi diyelim. Neye eşit olacak? 2'ye eşitse diyorum arkadaşlar. Yine süslü parantezlerimi açalım. Kodlarımızı devam edelim. Şimdi dijital buton iyi dediğimde, dijital read buton iyi dediğimde butonu basılı olup olmadığını bakıyor. Yani ikinci indiste, üçüncü indiste, dördüncü indiste akım var mı yok mu buna bakıyor arkadaşlar. Bire kıyaslıyoruz. Ama alttaki içteki if'te buton iyi dediğimde iyi örneğin 5 ise ne yapacak? Bana 6 değerini verecek. Yani dizi içerisindeki elemanlara da buradan bakıyorum arkadaşlar. Yani bir butona bastığımda 7 tane butonum var. Butona bastım diyelim. Hangi indis 1 olduysa içeride de o indise göre, o pine göre işlem yapacak. Buton 2'ye eşit mi dedim. Evet, buton 2'ye eşitse ne yapacak? Buzzer'ımdan bir ses verecek bana. Tone diyorum arkadaşlar, bir ton göndermesi yapmak için. Ne yapmıştık tanımlamayı? Buzzer yapmıştık, hemen bakalım. Evet, buzzer olarak yapmıştık. Tanımlama yapmasak buraya direkt 12 olarak yazabiliyorduk. Buzzer yaptık arkadaşlar, virgülümüzü koyduk. Şimdi bizim buzzer'ımız veya küçük hoparlörümüz frekans üzerine işlemler yapıyor. Her notanın da belli bir frekansı var. Ben bu frekansları en blok üzerinden alıyorum. Burada A, B, C, D, E, F, G olmak üzere İngiliz notaları var arkadaşlar. Bizim kullandığımız Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do gibi notalar. Şimdi A, B diye başlıyor. C, D diye devam ediyor. C notası bize karşılık gelen Do notasına eşit arkadaşlar. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si olarak gidiyor. Ben de buradan ona göre işlemi yaptım. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol olarak işlemi yaptım arkadaşlar. Siz de sıralamanızı kendinize göre yapabilirsiniz. Yani Do'dan da başlayabilirsiniz. Bakalım hemen frekansına. 440'muş arkadaşlar. Do notasının, pardon, La notasının frekansı. 440, 494, 262, 294, 330, 349 olarak devam ediyor. Hemen bunları kendi kodumuza götürelim arkadaşlar. Ne dedik? 440'mış. Hemen buraya 440 yazıyoruz. Do notamızı bu şekilde elde etmiş olduk arkadaşlar. Tamam, notamızda ses verdik. Frekansını ayarladık. Ne yapacağız? Bir de o notaya ait bir renk işlemi yapacağız. Burada da rengimizi vereceğiz. Hemen Arduino'da nasıl yapacağız? RGB'li de nasıl çağırıyoruz? Yani oradaki değeri nasıl okuyoruz arkadaşlar? Biz bunları PWM pinlere bağladık. Yani 0 ile 255 arasında değer vereceğiz. PWM pin üzerinden parlaklığını ona göre ayarlayacağız. Analog olarak yapıyoruz arkadaşlar. Analog write diyoruz. Evet, analog write dedikten sonra yine biz bir önceki definer'ı burada kullanıyoruz arkadaşlar. Ne yapmıştık? Mavi olarak yapmıştık örneğin. Mavi 0 olarak dursun diyorum. Altına aynısını kopyalayayım. Maviden sonra yeşil rengimiz var. Türkçe karakter kullanmamıştık. Yeşil ne olacak? 255 olsun. En son kırmızı da kırmızı olarak yazdık. Bu da 255 olsun. Şimdi arkadaşlar burada 0 ve 255'e dikkat edelim. Normal koşullar altında 0 yokluğu ifade eder. Yani kapalı anlamı ifade edebilir. 255'te en parlak olduğu noktayı ifade eder. Ama bizim dersin ilk başında anlattığımız gibi 5 voltluk ve GND olarak bağlantı yapabiliyoruz biz. RGB ledleri ortak anot ve katot mantığı ile. Eğer 5 volta bağlantı yaptıysak şu an benim dersimde de yaptığım gibi 5 voltun karşılığı olarak 0 en yüksek değer yani en parlak dönemine değerini ifade ediyor. 255 de en sönük yani kapalı olduğu değeri ifade ediyor 5 volt için. Yani sayıları tam ters olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Yani burada bizim mavi rengimiz yanacak, diğer renklerimiz sönecek. Hemen alta bir örnek olarak şunu da yapayım.
255 0 0. Yani üstteki kodumuz arkadaşlar 5 volt bağlantı için, alttaki kodumuz da GND bağlantısı için kullanılıyor. İkisi de mavi rengi yakıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani ortak anot ve katotu araştırıp buna dikkat edebilirsiniz. Biz anota göre yapıyoruz. Şu an kırmızı ve yeşil rengim sönük olacak. Sadece mavi rengi göreceğim arkadaşlar. Tabii renkleri karıştırmam da gerektiğinde bu sayıları değiştiriyorum. Evet, rengimizi yaktık, sesimiz çıktı. Şimdi notaların daha iyi algılanabilmesi için arkadaşlar birazcık bekleme eklemem gerekiyor. Eğer bekleme eklemezsem notamı düzgün anlayamıyorum. Sadece di diye bir ses çıkıyor. Buraya bir delay komutu ekleyelim. Delay diyorum. Milisaniye cinsinden 500 milisaniye bekliyorum arkadaşlar. Bunu da yine aynı hizaya alalım. Şu an sadece birinci notam basıldığındaki işlemi yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir çalıştıralım. Kodumuzu deneyelim. Çalıştırıyoruz. Işığımız bir tane yandı. Tıkladık arkadaşlar. Mavi rengimiz yandı. Sesimiz sönmedi arkadaşlar. Yani sesimiz hala devam ediyor. Aslında bizim butonu bıraktığımızda sesin susması gerekir. Hemen buna da dikkat edecek olursak bir tane daha if yazıyorum buraya. Else diyorum. En son durumu yazacağım. Daha sonra ortadan devam edeceğiz. Else dedikten sonra no tone diye bir komutumuz var. Bu da sesi kapatıyor arkadaşlar. No tone dedik. Kaçıncı pine bağlamıştık biz, ya da buzzer isminde tanımlamıştık burayı. Buzzer dedik. Noktalı virgülü koyduk. Yanlış yere yazdık arkadaşlar. Hemen bunu düzeltelim. Şurayı kesiyorum. Ne demiştik? En dışın, if'in dışına yazacağız demiştik. O yüzden alt kısma geçirdim. Tekrardan bunu yükleyelim. Tıklayalım bir daha. Artık gördüğünüz gibi doğru yere yazdığımızda kodumuzu belirli süre bekleme süresini kullandıktan sonra susuyor arkadaşlar. Evet, en son else no tone diyerek de sesimizi durdurduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Diğer kalan butonlar için de aynı işlemleri yerine getireceğiz. Bu else kısmı birinci if için geçerliydi. Şimdi işte yine if olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu kopyalıyoruz bunları. Altına yapıştırıyoruz. Şimdi buton i 2'ye eşit olduğunda dedik. Sıra geldi 3'e eşit olduğunda. Eğer ikinci butonuma basılıysa ne yapacak arkadaşlar? 440 frekansında değil, artık 494 frekansında işlem yapacak. Ve buradan da yeşil rengimi yakacağız. Tamam, değişikliğimiz bu kadar arkadaşlar. 3 yaptık. Şimdi 4'ü yapıyoruz. 4'te ne olacak arkadaşlar? 262 frekansımı çalacak ve kırmızı rengimi yakacak. Yani 3 tane ana rengimizi başta görüyoruz arkadaşlar. Sıra geldi. 4'ü yaptık. 5'e geldik arkadaşlar. 5.sinde ne olacak arkadaşlar? Hangi frekansı çalacak? Hemen onu bakalım. 294 frekansını çalacak arkadaşlar. 294 çaldı. Şimdi değişik bir renk yapmamız gerekiyor. Ne yapalım? Bir tanesini 0 yapalım. Bu mavi ve kırmızının karışımı olan rengi ekranda göreceğiz arkadaşlar. 5 yaptık. Sıra geldi 6'ya arkadaşlar. 6'da da 330 olacak frekans değerimiz. Bu sefer de ne yapalım? Farklı iki rengi karıştıralım. Bunu 255 yaptım. Burayı 0 ve 0 olarak ayarladım. Yeni değerimizde de bu rengi elde edeceğiz. 7 olduğunda bakalım arkadaşlar. 7 olduğunda da 349 frekansını çalacağız. Renklerimize de bakalım. Üstte kullanmadığımız bir renk tercih edelim. 0, 255, 0 yapmışız. Burada tek bir renk yapmışız arkadaşlar. Bunun bir tanesini 0 olarak ayarlıyorum. En sonunda da bunu da bir renk değişikliği yapalım. 255 olsun, 0, 0 olsun arkadaşlar. Birbirinden farklı renkleri
elde edebilmek açısından. Evet. 7'yi de yaptık. Şu an en son 8'i yapalım. Son butonumuz olan. Bunda da hepsi açık olsun arkadaşlar. Burada da farklı bir renk, yani beyaz rengi elde edeceğiz arkadaşlar. Tabii 8'in de bir frekansı var. Frekansımız da burada 392. Evet, 7 buton için tanımlamalarımızı, yani sesimizi ve rengimizi ayarladık. En sonunda da else if diyerek de no tone, yani hiçbir butona basılı değilse sesi kapatsın dedik arkadaşlar. Şimdi kodlarımızı yüklüyoruz. Şu an kodlarımız tamamlandı arkadaşlar. Bakalım piyonumuz olmuş mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir notada farklı rengim yanıyor. Ve her bir notada da farklı ses frekansı duyuyorum. Bu piyanoyla istediğiniz şarkıları karşınızda notayı alarak çalabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu dersimiz bu kadar. Gelecek ders görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.